sıfırdan eleman yetiştirme videomuzun ikinci kısmına geldik şu anda. İlk videoda Tolga ile birlikte fotoğrafçılıkta aslında kamera kadrajını öğrenmiştik. Bu seferki düğünde ise şu anda sadece video çekmem gerekiyor ve bu videoyu Tolga ile birlikte çekeceğim. Şimdi yanımızda iki tane gimbalımız var, iki tane kameramız var. Bu gimbalları, kameraları gimbalara takıp bu şekilde bu düğünün videosunu çekmeye çalışacağız. Bugün Tolga'dan tek istediğim, çünkü daha henüz video çekimi yapmadığı için profesyonel bir kamerayla, sadece gimbal hareketleriyle kamera ayarlarını çok yani basit şekilde, olacak bir şekilde öğrenmesini istiyorum. Bu görmüş olduğunuz cihaz kamera sabitleyici. Türkçe'de stabilizer veya gimbal yabancı dillerde kullanılıyor. Gimbal Türkçe mi? Gimbal Türkçe değil mi? Yok değil. Bunun üzerine kamerayı taktığımız zaman kamera kesinlikle titremiyor, hareket etmiyor ve bu sayede çok daha net ve yani stabil görüntüler alabiliyorsunuz. O nedenle ben her ne kadar düğün çekimlerinde çok fazla kullanmasam da genelde villa, restoran vesaire gibi çekimlerde çok net görüntüler almamız gerektiği için bu gimbal'dan herkeste bir tane olması gerekiyor eğer bu işi yapıyorsanız. Video çekimlerinde hani gimbal bu seferlik olmasın diyorsak genelde ben monopod kullanıyorum. Bunun da nedeni kamerayı ve gimbal'ı çok fazla taşıdığımızdan dolayı bir zaman sonra kollarımız, ellerimiz yorulabiliyor. Ama mesela kamerayı bunun üzerine taktığımız zaman ve şu aşağıda şunu açtığımız zaman bu şekilde oynayabiliyor ve nereye götürürseniz götürün aynı şekilde bu tarz görüntüler alabiliyorsunuz. İleri geri yapabiliyorsunuz ve kullanmayı çok sevdiğim ekipmanlardan birisi. Tolga ile bugün bunları da kullanacağız, onları da kullanacağız ve birlikte güzel bir düğün çekimi yapacağız. Bugün Sony A7 III ile videoyu çekecek. Onun önüne de ne versek be sana? 35 mm prime lens takacağım ve bütün gün bununla gimbal'ın üzerinde benimle çekim yapmasını isteyeceğim. İşe başlamadan önce aslında bunu ofiste yapsanız daha iyi olur ama işe geldikten sonra da tekrardan bir kontrolünü yapmanız gerekiyor. Bu da hem lensinizin hem sensörünüzün temizliği olacak. Tolga'ya öğretirken size de göstermek istiyorum. Ben bu temizliği yaparken genelde 3 tane yok 4 tane obje kullanıyorum. Ama 4.'sü nerede? Ben bu işlemi yaparken 4 tane obje kullanıyorum. Birincisi bu hava kompresörü zımbırtısı. İçeriye tabii ki sensöre dokundurmadan fıs 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 yapa yapa o içindeki tozları, kılları. Ay Gökhan var mı bu sende? Hepsini dışarıya çıkart. Ne abi var da ona telefon girmiyor. Sabitleyeceğiz. Ne yapacağız? Onu bir şeyin üstüne sabitleyeceğiz. O şekilde çekecekler. Nasıl yapacağız? Sabitleyelim. Dur ben halledeceğim onu şimdi. İkinci işlemimiz ise şu kenar, bu arada Kira'nın makyaj fırçası. Çok farklı bir şey değil. Çok ucuz bir şekilde alabiliyorsunuz her yerden. Yine aynı şekilde bu lensimizin etrafı, şu lensin içi. O bayağı da tozlanmış ya. Bu şekilde bütün tozları alana kadar temizliyorsunuz. Ondan sonra bulma işimiz bitti. Lensimizi kameramıza takıyoruz ve sonrasında şu gözlük temizleme spreylerinden lensimizin üzerine sıkıyoruz ve ondan sonra mendilimizle burayı güzel bir şekilde temizliyoruz. Lensimiz tamamen temiz olduktan sonra çekimlere başlayabiliyoruz. Şimdi başlamadan önce arabadan iki tane şapka al gel. Şimdi aç abi gimbal'ı. Bir kere basıyorsun, ikinciye uzun basıyorsun. Bir, iki. Aşkın sesi geldi ya. Evet. Tamam, kalk bakalım. Gel bana. Kamerayı aç, bunda kamera nasıl açılıyor biliyor musun? Yine aynı şekilde mi? Aynı şekilde, bunu aşağı çeviriyorsun. Aynen. Gene otomatik moda alacağım. Tamam mı? Tamam. İlk çekim olduğu için. Mantığını anlaman için. Yani gimbal'ı nasıl kullanman gerektiğini anlaman için. Bunda şimdi 3 tane mod var. Sen follow modda kullanacaksın, tamam mı? Bu modlara şu anda gerek yok. Bunları sonradan göstereceğim. Diyelim ki bak buradan düz bir çizgi alıp şöyle bu şekilde güzel bir görüntü almaya çalışıyorsun, tamam mı? Çünkü derinlik çok güzel. Yanlarda simetrik şeyler var. Bu simetride bu şekilde gitmek istiyorsun. Yürü bakalım. O görüntüyü nasıl alabilirsin? Şeyden bak. Görebiliyor musun şeyden, ekrandan? Görebiliyorum, evet. İstersen ekranı şöyle yukarıya kaldırabiliyorsun bu cihazlarda. Kaldır bunu. Okey, böyle daha iyi. Tamam, daha iyi mi? Ama şimdi mesela istersen daha da kaldırabilirsin. Gel bakalım. Bak beni hiza olarak al, dümdüz gelmeye çalış. Şu an baktığım zaman zaten simetriden başlamadın. Halıya bakarsan arkana. Zaten şey oluyor. Açıyı alamıyorum tam.
Niye? Gimbal'dan onu ayarlayamıyorum. Gimbal'ı kullanamıyorum. Şimdi gimbal'ı sağa doğru çevir. Böyle elini. Bak sağ, sana, senle birlikte dönüyor, görüyor musun? Sola doğru çevir. Hızlı çevir, hızlı, korkma. Böyle. Sen ne yaparsan sana göre hareket edecek. Follow mode dediğimiz olay o. Aşağıya görmemiz. Aşağı indirmene gerek yok şu anda. Senden sadece düz bir çizgi almak istiyorum, tamam mı? Yani senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece o açıyı ayarladıktan sonra yürümen gerekiyor. Hadi bakalım. Yürü. Yapmadım. Yürüyüşün tamamen yanlıştı zaten. Tut sen be, yer değiştirdim. Tamam. Şimdi her ne kadar kamera sabitleyicisi de olsa, siz şu şekilde yürürseniz kamera sabitleyicisi de titreşime aldığı için mecburen görüntüleriniz de titreşmiş olacaktır. Video çekimindeki birinci kural özellikle benim için ninja yürüyüş. Ninja yürüyüşünü de daha önce size videolarımda göstermiştim. Şuraya bırakıyorum, oradan izlersiniz. Yapmanız gereken şey, eğer düz bir çizgide gidiyorsanız gimbal'ınızı aldıktan sonra bak şu şekilde, her ne kadar garip de gözükseniz bunu yaparken, ama bu şekilde görüntülerinizi, bak gene kollarımı sabit tutuyorum tamamen, ayaklar ileri gidiyor ama gimbal'ı hiç titretmemeye çalışıyorum. Çekimleri bu şekilde yaparsanız çok daha stabil görüntüler alırsınız. Bu bütün video çekimi yapan arkadaşların yapmış olduğu bir tekniktir. Bir daha dene bakalım, onu düzelteceğim. Bir kere daha dene, düğün başlıyor. Anladın mı? Hadi gel. Yürüyeyim. Yürü. Dizleri kır, dizleri kır. Tamam, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde öğreteceğiz. Yani ana şeyi anlattığımı tahmin ediyorum. O şekilde yürürseniz gimbal'la çok daha iyi çekimler yapacaksınız. Bundan eminim. Şimdi düğün çekimine başlamamız gerekiyor. Çekimde Tolga'dan tek istediğim şey, benimle birlikte, yani gimbal ile birlikte benim çektiğim her şeyi çekmesini istiyorum. Onun dışında başka istediğim hiçbir şey yok. Orada herkes şu anda arkamda denize gidiyor. Biz düğün yapıyoruz burada. Hava da gene bir, hava kaç derece bugün? 30 küsürlerde. 30 küsür. Ay, fazla değilmiş. Şimdi sen aşağıdaki misafirleri falan çek. Ben gidip gelin damatla tanışacağım. Geliyorum hemen, tamam mı? Şeyde de düğün seremoni kısmında da sadece beni takip et. Ben gel dediğim zaman beni takip et. Benim çektiklerimi çekmeye çalış ki neyin önemli, neyin önemli olmadığını gör. No, no, you can pass. Tamam. Şimdi aşağı in. İnsanları çek. Sağ solu çek. My name is Gökhan. Nice to meet you. Dave. How are you? Fine. You're a friend of the bride? Yeah, yeah. Okay. Good girls. Good, good. Doesn't matter though. They're together anymore, so. Şimdi düğünde sürekli olarak böyle farklı detay vesaire görüntüleri almaya çalışıyoruz ya. Mesela ulan telif yiyeceğiz şarkıdan ya. Şu hoparlörleri çevirip gelsene, telif yemeyelim. Hoparlörleri şöyle çevir, tamam. Düğünlerde sürekli böyle bir ilginç detay görüntüsü aradığımız için daha enerjik olanları her zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Mesela şu an rüzgar olduğu için bundan herhangi bir yerde fail alalım. Geçiş. Biraz bir tülü mesela bu şekilde çektiğin zaman bunu ondan sonra posta yavaşlattığında böyle vuuu çok güzel bir düğün görüntüsü oluyor. Mesela bir sonraki yapabileceğimiz şey, şimdi iki tane dalga şeyi var burada. Normalde çok fazla dalga olmuyor ama böyle dalga olduğu zaman şu dalga bir pat diye bir su sıçratıyor ya. Evet. Mesela aynı şekilde onu da böyle köşede nasıl güzel gözükürse pat mesela, tamam mı? Dalga dalga. Onu kullanıyoruz veya herhangi bir sahil kenarında. Ya bunları her yerde uygulayabilirsiniz, yeter ki düşünüyor olun. Mesela şu dalganın tam kırılma yeri var ya, onu da aynı şekilde alabildiğin en yüksek karede alıyorsun. Ve ondan sonra bunu o şekilde videoya ekliyorsun. Yani sürekli bir şeyler o üretmen gerekiyor. Düğün çekiminde olsun, restoran çekiminde olsun, herhangi bir çekimde olsun sürekli bir şeyler üretmen gerekiyor. Mesela aşağıya çekip gelmem gerekiyor ya, kameraya onu veremiyorum. Sadece o en aşağıyı, dibimi yani. Nasıl yani? Hani mesela şu an yeri nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Hani tam önüm.
bak şimdi. İndirdin ya. Evet abi. Ama bu tabii şimdi yapmak istediğim bir şey değil. Sen önce evet. Öğreneceğiz. Eğil, buraya eğil tam ortala şey. Tam ortala aynen. Bu şekilde aralıksız kayıt edeceksin, tamam mı? Elin yorulacak biraz ama alışman lazım. Tam alayım mı lan? Sol tarafı tamam mı? Yok yok, onları almana gerek yok. Önemli olan gelin alman. Bir tık daha yakınlaşayım lan. Ona da gerek yok. Ben sonradan kesebiliyorum videodan. Tolga'nın ilk video çekimini de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bugün Tolga'yla konuştuğumda kendisi bana fotoğrafçılıktan çok video çekimini daha çok sevdiğini söyledi. Bunun da muhtemelen nedeni, tahmin ediyorum ki, böyle gimbal'la bulaşmak falan daha cool geliyordur insanlara. Ama neticede fotoğraf çekiyorsan bence şu zamanda yanında bir de video çekmen gerekiyor. Bu artık şart oldu, özellikle bu mesleğin içindeysen. Bu şekilde bir düğün videosunda Tolga'ya video çektirdim. Gimbal kullanımını öğrettim ve bunun dışında bir sonraki videolarımızda ise daha ağır konulara geçip böyle işte ISO, diyafram, shutter speed gibi daha ana konuları da kendisine gösteriyor olacağım. Bu eğitimleri çekerken de zaten biliyorsunuz YouTube videoları, bu şekilde YouTube videolarını hazırlayıp sizlerin de aynı şekilde benimle orada birlikte bu eğitime katılmanızı istiyorum. Ve umuyorum ki bu eğitimler bir şekilde sizin işinize... Gel, gel, bayağıdır videoya girmedim, gel. Gel, gel yukarı gel. Hı. Yukarıya konuş. Ve sizler de eğer bir sonraki eğitimlerde ne öğretilmesi gerektiğini veya ne öğrenmek istediğinizi yorumlarda bırakırsanız, bu konu üzerinde de Tolga'nın üzerinde odaklaşıp ona öğretip sizlere de aynı anda bu YouTube videolarından öğretebilirim. Şimdi sizlere bir video izleteceğim. Aslında bu videonun, bu düğün gününün sonunda Tolga ile bir konuşma yapamadık. Bu nedenle ben de kendi ışığını düzgün ayarlayıp güzel bir video çekip bana göndermesini istedim. Ve bu videoyu göndermiş. Çok da hoşuma gitti. Sizin de izlemenizi bir yandan izliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çekimimizi bitirdik ama vaktimiz kalmadığı için kapanış konuşmasını yapamadık ve neler öğrendiğimi aktaramadım. O yüzden evden video çekiyorum. Bugünkü çekimde en çok benim hoşuma giden durum gimbal kullanmak oldu. Ve gimbal'ı videoya geçiş yaptığımız için gimbal ilk etapta bence çok önemli. Çünkü o dengeyi direkt elle sağlamak zor şu an için. Gimbal'ı ilk başta kullanırken çok zorlandım. Çünkü nasıl yön vereceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onun manuel ayarları hakkında hiçbir fikrim yoktu. İlk etapta bayağı bir kafam karıştı ama sonrasında çalıştıkça, ettikçe triklerini, tam olmasa da çoğunu öğrendim. Onun dışında işin mantığını her gün daha çok kavruyorum. Çekim açıları olsun, videoda da fotoğrafta da belli başlı kalıplar olduğunu öğrendim. Örnek veriyorum, bel, omuz, diz, boyun, sadece yüz. Hani bunların farklı farklı çekim şeyleri olduğunu öğrendim. Otomatikte çektiğim için yani görüntülerin tam olarak hani pozlama ayarı otomatik yapıldığı için şu an o konularda çok bir bilgim yok henüz, ama ilerleyen zamanlarda onlara da geçeceğiz Gökhan abiyle. Şu anlık çok mutluyum, her şey güzel gidiyor. Yani öğrenebildiğim kadarını öğrenmeye çalışıyorum. Kendim de hani çekimler dışında da internetten bilgi edinmeye çalışıyorum. Videolar izliyorum. Yorumlarda gördüm, çoğu insan benim yerimde olmak istediğini yazmış. Ben de bu durumun farkındayım ve hani ne kadar şanslı olduğumu bu konuda biliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıp hani bu mesleği mesleğim olarak da edinmek istiyorum. Bir hobiden fazlası olsun istiyorum. Çünkü bu işi yaparken, şu an yapmaya çalışırken bile çok mutluyum. Yani şu an içinde olduğum bir iş var ve ekstra olarak bu işi yapıyorum ben. Ve hani beni çok mutlu ettiği için bütün her şeyimi vermeye hazırım ve elimden geleni yapıyorum. Daha fazla şey öğrenmek için devam ediyoruz. Görüşürüz. Ve bu şekilde söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tripoda dokunma. Bir videonun daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepiniz bir tanesiniz ve seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye.
yapmaya hazır mısın diyor, tamam mı? Şunu şöyle yana doğru çektiğin zaman drone havalanacaktır. Gördün mü?